hoş geldiniz. Zaman zaman burada gerek Atilla abi, gerek ben, gerekse grubumuzun diğer gazeteci kökenli milletvekilleri basın özgürlüğüne yönelik ihlaller, sınırlamalar, baskıları dile getiriyoruz. Bugün de geçtiğimiz hafta yaşanan ve aslında hala sürmekte olan bir sorunla ilgili karşınızdayız. Biliyorsunuz basın kartımız, basın kartlarımız gazetecilerin mesleklerini icra edebilmeleri için zorunda bırakıldıkları bir belge. Gazeteciler meclise, kamu kurumlarına, adliyelere girebilmek, sokakta protestoları, etkinlikleri takip edebilmek için basın kart taşımak zorundalar. Ama halkın haber alma hakkı için bir araç haline gelen bu kartı son dönemde AKP iktidarı bir baskı aracı haline getirmiş durumda. Yılların sarı basın kartı önce turkuaz oldu. Ardından yüzlerce gazeteciden yeni kartlar için başvurular toplandı. Bu başvurular yaklaşık bir yıl bekletildi ve sonra birdenbire geçen hafta gazetecilerin ellerindeki mevcut sarı basın kartları iptal edildi. Kimlerin kartları iptal edildi diye baktığınızda Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı'nın, Devrim Gazetesi'nin imtiyaz sahibinin, yayın koordinatörlerinin, Evrensel Gazetesi'nin genel yönetmeni, yazarları ve tüm muhabirlerinin, Cumhuriyet, Bir Gün, Sözcü Gazetesi'nden çalışan arkadaşlarımızın basın kartları birden iptal edildi. Hepimiz tepki gösterdik. Gazeteci meslek örgütleri doğal olarak tepki gösterdi. Ardından İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı birdenbire iptal ettiği basın kartlarını yeniden kullanıma açtı pazar günü. Neden iptal etmişti, neden yeniden kullanıma açtı? Kimse anlamadı. Çünkü bu süreçte İletişim Başkanlığı kendisini arayan gazetecilerle, ben dahil milletvekilleriyle hiçbir şekilde iletişim kurmadı, gerekçe açıklamadı. Ardından çok tartışılacak bir açıklama kamuoyuyla paylaşıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından 894 gazetecinin yeni kart başvurularının beklemede olduğu açıklandı. Bu gazeteciler hakkında derin araştırma yapıldığı ifade edildi. Neyin derin olarak araştırıldığı da yine bu paylaşımda vardı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı gazeteciler üzerinde herhangi bir terör örgütüyle bağlantı şüphesi olup olmadığı araştırıyordu. Açıklamanın üzerine yanlış bilinen doğrular diye bir başlık atılmıştı. Ama sarayın doğru bildiği çok önemli bir yanlış var. O da şu: bir gazetecinin basın kartı taşımasına engel olan, yani resmi tüzükte engel olan şey terör örgütüyle bağlantı veya suç işlediğine ilişkin şüphe değil, varsa mahkumiyet kararlarıdır. Yoksa bu şüphe çok soyut bir kavramdır. Şüphe nedeniyle bir gazetecinin işine, aşına engel olamazsınız. Bir gazeteci hali hazırda basın kartı taşırken mahkumiyet kararı alırsa o zaman kart iptal olabilir. Bunun dışında herhangi bir şüphe Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ilgi alanı değildir. Yapmaları gereken teknik bir işlemden ibarettir. İletişim Başkanlığı gibi idari kurumlar şüphe ile hareket edemezler. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı şüphe üzerine gazetecilerin kazanılmış hakkı olan basın kartı üzerinden yaptırım uygulamasını bırakmaya çağırıyoruz. Yeni basın kartları zaten basın kartı taşımaya hak kazanmış gazetecilere bir an önce verilmelidir. İlk kez yapılan basın kartı başvuruları da eğer kriterleri yerine getiriyorsa, ki onlar da çok açık bir şekilde yazıyor yönetmeliğinde, derhal karşılanmalıdır. Ve ayrıca hep söylediğimiz, Atilla abinin, benim, kendisi meslek örgütü yıllarca yöneticiliğiyle yaptı. Türkiye'de gazeteciler basın kartı taşıma koşullarını artık kendileri belirlemelidir. Basın kartları Türkiye Gazeteciler Sendikası, Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Disk Basın İş gibi gazetecilerin örgütlü olduğu meslek örgütlerinin sendikalarında aralarında olduğu bir belki komisyon tarafından dağıtılmalıdır. Avrupa'nın pek çok ülkesinde durum böyledir. Bu artık yanlıştan vazgeçilmelidir. Birkaç ülkeyi sizlere buldum nasıl olduğunu. İngiltere'de basın kartları Ulusal Gazeteciler Sendikası tarafından veriliyor. Almanya'da Alman Gazeteciler Derneği, Gazeteciler Sendikası, Basın Fotoğrafçıları Derneği veriyor. Fransa'da Gazetecilik Meslek Mensupları Komisyonu tarafından veriyor. Bu komisyonda 30 meslek uzmanı var. 30 uzman arasında Genel Gazeteciler Sendikası ve Gazetecilerin Sendikalar Birliği temsilcileri var. İtalya'da İtalyan Basın Derneği, basın kartı sahibi olmanın tek yolu derneğe üye olmak.
Belçika'da basın kartı verme hakkı gazetecilerin ve yayıncıların oluşturduğu ortak komisyonda. Bu örnekler çoğaltılabilir. Yunanistan, işte Hollanda gibi birçok ülkede çoğaltılabilir. Ama işin özü kimin gazeteci olduğuna, kimin kriterleri karşıladığına en iyi meslek örgütleri karar verir. Bu konu zaten de biliyorsunuz devlet, hükümet örneğin idare aslında haberin bir konusudur, objesidir. Haberin objesi olan bir unsurun haberciye sen gazetecilik yapabilirsin, sen gazetecilik yapamazsın diye bir sınırlama koyması da aslında doğanın yani işin doğasına aykırıdır. Bu yanlıştan dönülmesi gerekmektedir bir an önce. Gazetecilere dediğim gibi bu ayrımcılığın, bu sınırlamanın, bu basın özgürlüğünü, halkın haber alma hakkını ihlal eden uygulamanın bir an önce durmasını temenni ediyoruz, talep ediyoruz. Ve tabii dediğim gibi bir kez daha gazetecilerin basın kartlarını da artık gazeteciler kendileri vermeli. Teşekkür ediyorum Atilla abi. Siz meslek örgütü yöneticiliği yaptı yıllarca. Evet. Çok teşekkür ederim Utku Çakır Özer'e. Benim de söylemek istediklerimin büyük bölümünü söyledi. Ben gazetecilerin basın kartının bir kimlik kartı olduğunu ve bunun Türkiye'de herkes tarafından bilinmesi gerektiğini söylüyorum. Ve kimlik kartını gazeteciler basın kartları komisyonunda 6 yıl görev görmüş bir meslek örgütü başkanı olarak nasıl aldığına ilişkin toplumun da bilgi sahibi olması gerekir. Birincisi sigortalı çalışmak, 212 sayılı yasayla, geçmiş 212 sayılı yasadan primlerini ödemek ve meslekle ilgili haberlerini, yayınlarını kanıtladıktan sonra o basın komisyonu tarafından meslektaş kabul edilerek kendisine kart veriliyor idi. Bu Cumhurbaşkanlığı tek adam sistemine geçtikten sonra durum tamamen değişti ve biliyorsunuz Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü lav edildi. Basın Kartları Komisyonu'nda var olan İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, TGS gibi kuruluşların temsilcileri oradan uzaklaştırıldı ve Basın Kartları Komisyonu'na SETA örgütünün, yani gazetecileri fişleyen, gazeteciler hakkında rapor hazırlayan kişilerle beraber bir kişi sürekli basın kartlarına sokuldu. Onun adı da Şebnem Bursalı ve bu kişiler şimdi terör örgütü araştırması yaparak gazetecilerin kartlarının iptali noktasında açıklamalarla konu olan komisyonun üyeleri. Sevgili arkadaşlarım, ben İzmir kökenliyim. Sayın Şebnem Bursalı da Yeni Asır Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı sırada Fethullah Gülen terör örgütünün başının yanına iki kez gidip bağlılıklarını bildiren, önünde el pençe divan duran ve Fethullah Gülen'in güçlü olduğu dönemde ondan güç alarak o makamda yükselen bir arkadaş. Bu kişi şimdi bazı insanların FETÖ ve diğer örgütlerle ilişkisi olduğunu belirleyecek bir konumla bu arkadaşlarımızın kartlarını iptal ediyor. İptal edilenlere baktığınız zaman, yani bunların hiçbirinin Fethullah Gülen terör örgütüyle ya da başka bir terör örgütüyle hiçbir ilgisinin olmadığını da çok açık ve net bir biçimde görüyoruz. Örneğin kartları iptal eden evrensel çalışanlarını saymaya kalkarsak, yani sorumlu yazışları müdürü Görkem Kınacı, Fatih Polat, yani Şengül Karadağ ve Gökhan Durmuş, editörleri Vural Nasubeyoğlu, İskender Bayan, Şükrü Taş gibi çok sayıda, Emine Uyar gibi çok sayıda arkadaşımıza denk geliyoruz. Yine Bir Gün Gazetesi'nden aynı olayı görüyoruz ki İbrahim Aydın, Yaşar Aydın, İbrahim Barlı gibi, Ek Yayınlardan Berkant Gültekin gibi. Bunların yanı sıra çok uzun yıllar meslekte bulunup sürekli basın kartı sahibi olan ve bunu taşımayı hak olarak, ömür boyu taşımayı hak olarak kazanmış olan arkadaşlarımız içerisinde mesela Erbil Tuşalt gibi, sizin de çok yakından tanıdığınız Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin başkanı Ahmet Abakay gibi hep hayatı solda geçmiş ve
mücadele içerisinde bulunmuş bir insan. Yine Diyarbakır'da çok önemli gazetecilik faaliyetlerine imza atmış ve Diyarbakır'da olmasına rağmen herhangi bir terör örgütüne bugüne kadar hiç bulaşmadan 30 küsur yıl mücadele etmiş Mahmut Oral gibi Cumhuriyet Gazetesi'nin elemanlarından, yine Faruk Balıkçı gibi arkadaşlarımızın basın kartlarını iptal etmişler. Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Ozan Çepli'nin basın kartlarını iptal etmişler. Şimdi arkadaşlar, bir olayı anlatarak bunun ne kadar kötü bir yöntem ve ne kadar iktidarın, yani tek adamın ve ona bağlı kuruluşun ne kadar yanlış yaptığının çok somut örneğini size anlatmak isterim. O da şudur. İzmir'de Eflatun Saygılı diye bir gazete patronu isim var idi. Bu hala var. Eflatun Saygılı'nın yayınladığı ve ortaklarıyla beraber yayınladığı gazetenin adı Son Dakika. Bu gazete kanun hükmündeki kararname ile kapatılan bir gazete. Gerekçe olarak da FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle kapatılan bir gazete. Bu gazetenin sahibi ve sahiplerinin bir bölümü yurt dışında kaçak ve aranıyor. Fethullah Gülen terör örgütüne üye olmaktan dolayı, hatta içlerinde bir tanesi de Dünya İmamı olarak aranıyor. Ama Eflatun Saygılı'nın gazetesi kapatılıyor. Oğluyla ilgili, Bilal Saygılı ile ilgili kendisi hakkında açılan davadan kısa sürede sıyrılıyorlar ve bu kişinin Ege Üniversitesi'nde yaptırdığı 30 milyonluk Saygılı Camii'nin açılışına Sayın Cumhurbaşkanı geliyor ve açılışını yapıyor. Fethullah Gülen terör örgütüne gazetesi olduğu gerekçesiyle kanun hükmünde kapatılan gazetenin basın emekçileri, yani o gazetede çalışanların basın kartları iptal oluyor. Ama patronunun yaptırdığı caminin açılışına Sayın Cumhurbaşkanı geliyor. Yani burada çok hassas bir nokta var. FETÖ'cü zengin olursa, varsıl olursa ve güçlü olursa bu iktidar tarafından korunup kullandığının çok açık ve net göstergesidir bu. Ve bu olayla ilgili Son Dakika gazetesinden kartları iptal edilen arkadaşlarımızın hakkı da çiğnenmiş oluyor. Yani sahibiyle ilgili onu yaptırdığı caminin açılışında beraber kurdele keseceksiniz. Ama o gazetede çalışan arkadaşların kartını FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle iptal edeceksiniz. Yani gerçekten akıl alacak bir nokta değildir. Şimdi sevgili arkadaşlarım, Utku arkadaşım da söyledi. Dünyadaki örnekler şudur. Basın kartlarını basın meslek örgütleri tespit eder. Kimin gazeteci olup olmadığı noktasında ve basın kartlarının komisyonlardan yıllardır tarihçesinden bu yana yapılanın doğru olduğu bir gerekçe varken, şimdi muhalif olan herkesin kartını iptal eden bir tek adam zihniyetiyle karşı karşıyayız. Muhalif misin? O zaman senin kartın iptal oluyor. Aynı şekliyle SETA'cıları basın ilan kurumuna da görevlendiren ve oradan nemalanmalarını sağlayan bu yöntemle gazeteler üzerinde basın ilan kurumunun baskısını arttıran tek adam rejiminde basın kartlarıyla da bu olay gündeme getirilmek isteniyor. Düşünebiliyor musunuz? Basın meslek örgütlerinin en büyüklerinden biri Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı olan Yılmaz Karaca'nın kartı da askıda tutuluyor. Yani muhalif duruyorsan ya da muhalif bilmiyorsan ya da herhangi bir şekilde iktidardan ve tek adamdan yana değilse basın kartı iptal olabiliyor. Ama ben meclis konuşmamda da söyledim. Yetmez, yetmez. Basın kartlarını iptal etmeniz yetmez, kimliklerini iptal etmeniz yetmez. O zaman bu arkadaşlarımızın nüfus kağıtlarını da iptal etmeniz lazım bir suçları varsa. Böyle saçma sapan bir sistemi, böyle bir saçma sapan dayatmayı kabul etmek mümkün değil. Biz bunun mücadelesini sürdüreceğiz. Basın meslek örgütleriyle beraber bu basın kartlarının kimlik olarak tanınması ve gazetecilerin kimliğinin sen gazetecisin değilsin noktasında bir dayatmanın iktidarın işi olmadığını anlatmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı oradayken bütçe görüşmeleri sırasında ben basın iletişim başkanlığı ile ilgili yaptığım konuşmada kendisine seslendim. Dedim ki bu konuda biz gazeteciler, yani hangi partiden olursa olsun bu çatı altında görev gören gazeteci milletvekilleri bu olayı size anlatmaya ve
size doğruları yaptırmak için bilgi vermeye hazır dedim. Ve bu noktada da duruyoruz. Siz eğer kasıt yoksa, eğer bu arkadaşlarımıza karşı baskı uygulamıyorsanız, bu arkadaşlarımızın kimliklerini iptal etme noktasında hakkaniyeti çiğneyip hukuksuz bir davranış içindeyseniz onu bilmem. Ama bilgisizce bu işlerin yapılmasına bir takım insanlara yol açıyorsanız o konuda biz gerekli aydınlatmayı da yapmaya hazırız. Sevgili arkadaşlarım, basın ve ifade özgürlüğü bütün Türkiye için vardır. Halkımız için vardır. Gazetecilerin basın ve ifade özgürlüğünün asıl halk tarafından önemi büyüktür. Çünkü gazeteciler haber vermediği sürece Türkiye'de kör, sağır, dilsiz olur insanlar. Gerçekleri yazabilen gazetecilerin azaldığı günümüz Türkiye'sinde bu baskıların sürmesi bu iktidarın sonunu hazırlamaktadır. Katıldığınız için herkese teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sorunuz varsa cevaplarız. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederiz.